Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye ordusu arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz dedi. İdlib'teki gelişmelere değinen Pompeo, Suriye ordusunun askeri bir zafer elde edemeyeceğini belirterek şunları söyledi. Rejimin saldırıları NATO müttefikimiz Türkiye ile çatışma riskini artırıyor. Pompeo, çözümün kalıcı bir ateşkes ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı altında Birleşmiş Milletler öncülüğünde müzakerelerin yürütülmesinden geçtiğini belirtti. Pompeo, Başkan Trump'ın da söylediği gibi birlikte neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye ile çalışıyoruz şeklinde konuştu. Öte yandan Pompeo, tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs salgını konusunda bilgi sakladıkları gerekçesiyle Çin ve İran'a tepki gösterdi. Pompeo, ABD, İran rejiminin ülkelerindeki koronavirüs salgını ile ilgili hayati öneme sahip ayrıntıları sansürlemesinden derin endişe duymaktadır. Bu konuda sansür uygulamanın ölümcül bedelleri olur ifadesini kullandı.